أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Gecemiz mübarek olsun Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Sevgili arkadaşlar, mektubattan hakikat çekirdeklerine yapacağım. Burada malum tek bir mevzu yok. Aşure gibi. Bakayım ne çıkacak ama bir konu değil yani. Zengin olsun diye mevzu. Mesela şöyle diyeyim size. 106'ya kadar 106'ya kadar madde var. 1, 2, 3, 4, 5, 106'ya kadar. Şaban Ali bir numara söyle. 1 dahil, 106 dahil. Hemen. 104. Bir çare hakikatler. Herkes bir numara tutsun. Söylemek isteyen, demeden elini kaldırsa söyleyebilir. Ama yoksa ben bir tanesini söyleyeceğim. 104. Bir çare hakikatler kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur. Mesela âli bir hakikat, ciddi bir şey, öyle vasıfsız, ehliyetsiz bir insanın elinde olursa herkes de öyle bakar. Vasıfsız bakar, değersiz bakar. Tersi ise basit bir mevzu, basit bir mevzu. Fakat kaliteli bir adamın elinde olursa hakikaten o da kaliteli oluyor. Yani böyle bir insanların bakışı var. Âli insanlara elinde ne varsa sözü de davranışı da âli oluyor, yüksek oluyor. Kalitesiz insan elinde hakikatler âli dahi olsa sıradan bir şey oluyor. Ya bizim işte şey işte diyor. Yüksel bir numara söyle abi. 99. 99. Allah Allah. Sıkıntı nereden çıkıyor? Sefaatin muallimidir. Yeis dalaleti fikrin, zulmeti kalp, ruh sıkıntısının menbaıdır. Şimdi sıkıntılı adam sıkıntıyı nasıl aşacak? Yani böyle din yoksa elinde, hakikat yoksa sefaate atılacak, unutmak için, bastırmak için. Eğlenceye, gayrimeşru hayata, televizyonlarda, videolarda böyle mesela bazı kardeşleri ziyaret etmek için geçenlerde gitmiştim Çapa'ya, kanser bölümü biliyorsunuz artık, he Mehmet abi, bugün var yarın yok, öyle bir şey değil mi, esbab noktasında. Ne yapması lazım Şaban Ali? O adam kanser, bugün var yarın yok. Unutmak için televizyon açmış. Uykuda belki ölürüm diye hap içiyor. Uyumamak için. Yani uykuda ölmekten korkuyor. Ve televizyonu odasında gece gündüz onu seyrediyor. Niye yapıyor bunu? Bastırmak için yapıyor. Sıkıntı sefaata muallim. Yani gayrimeşru hayatı sıkıntıyı bastırmak için yapılıyor. Yeis, ümitsiz, dalaleti fikri. Yani doğru düşünmemekten kaynaklanıyor. Ümitsizliğe düşüyor. Allah'tan ümidi kesiyor. Bizden hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi ümidi kesiyor. Niye kesiyor? Doğru düşünmüyor. Doğru düşünüyor. Mesela neredeydi? Mesnevi Nuriye'de miydi? Burada var mı Mesnevi? Bakayım. Varmış. Katrede miydi Mustafa? Neydi abi? Böyle ümitsizliğin çaresine ait bir ayet vardı. Şurada Katrenin zeyli miydi? Evet.
Ulya ibadiyellezi esrafu la teknetu min rahmetillah. Rahmetillah. Hatimi de abi. Hatimesin değil mi? Ey gidi. Şurada. Kul ya ibadiyellezi esrafu ala enfusim la teknetu min rahmetillah. İnnallah yağfiru zunube cemiyâ. İnnehu huvel gafurur rahim. Allah Allah. Ey haddini aşanlar, her türlü kebari rezilliğe giren kullarım. Kul ya ibadiyellezi esrafu ala enfusihim. Ne yapın? La taknetu min rahmetillah. Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Niye? İnna Allah, muhakkak ki Allah yağfiru zunube cemiyâ. Her türlü günahı daha ölmeden, kabre girmeden tövbe kapısı açık. Tövbe edin zunube cemiyâ. Her türlü günahı affedebiliyor, affediyor. Böyle bir sistem çalışıyor. Niye Allah affediyor? Biz niye affedemiyoruz? İnnehu muhakkak ki o huvel gafurur rahim. Allah Allah. İşte Müslüman'da böyle bir sistem çalışıyor. Allah'tan ümidini kesmiyor. Niye söyledim? Yeis dalaleti fikrin. Doğru düşünmüyor. Allah'a kendisi gibi düşünüyor. Bir daha söylüyorum. Müslüman Allah'ı kendisi gibi düşünüyor. Ben unutamıyorum. Ne kadar affettim desem de affedemiyorum. İşte duruyor içimde. Allah da herhalde böyle zannediyor. Haşa. Yeis Hasan Hocam, bu zamandaki manevi büyük bir hastalık mı? Evet abi. Yani Şaban Ali kardeş, yani ruhsal bir hastalığın temeli yani yeis. Orada geçiyor. Değil mi şey Mustafa? Mustafa bana yardım et. Şey diyor abi, yeis her mani kemaldir diyor. Mani her kemaldir diyor. Sonra suizan, gurur, yeis. Arkadaş, amele ve taata muvaffak olamayan azaptan korkar. Yani amele ve taate. Amel doğru bir şey yapmak, taat Allah'ın haram kıldığı şeyine itaat etmek. Allah'a itaat etmeyin. Yani doğru yaşayamıyor, yanlış yapıyor. İki şey yapıyor. Doğruyu yapmıyor, bir de yanlışı da yapıyor. Buna muvaffak olamayan insan azaptan korkar. Yeise düşer. Böyle bir meyusun gözüne dini meselelere münafi etna ve zayıf bir emare kocaman bir buhran görünür. Mesela ümitsiz olunca dini meselelere zıt böyle yani böyle diyelim ki Allah yok. Ya hakikaten yok böyle hemen yapışıveriyor. Büyük gözüküyor. Böyle birkaç emari elde eder etmez diğer emarelerin saykasıyla ilan isyan ederek İslam dairesine çıkar. Şeytanın ordusuna itaat eder. İnkarcı niye oluyorlar? Durup dururken adam niye inkar oluyor? Adam inkarcı olmasına ihtiyaç hissediyor. Niye hissediyor? İkinci lemada söylüyor değil mi? Günah yapıyor. Günah yapınca Allah ve ahiret cehennem hatırına geliyor diyor. Allah ve cehennem ahireti gelince ya keşke Allah'ın ahireti cenneti cehennem olmasaydı, bizi böyle salıverseydi. Tamam mı? Böyle olsaydı diyor. Yani Allah'ım şey olmasa. Allah nereden görecek diyor. Melekleri de böyle her şeyi görüyor yani, kaydediyor. Keşke olmasaydı, görmeseydi. İnkara mail başlıyor. İnkara mail başlayınca bir tanesi de diyor ki, ya kim gidip de gördü ya? Ve Allah bir kim? Olur mu? Koca Allah, kainatı. Benim bu amelimi mi görecek? Of, böyle basit şeyleri hemen delil yapıyor kendisine. Kendi putunu yapıyor, kendi tapıyor. Yani kendisi uyduruyor. Sanki Allah'a böyle büyük şeyleri görüyor, küçük şeyleri görmüyor. Böyle zannediyor, bir şey zannediyor. İnsan gibi düşünüyor. Duvarın arkasını görmüyor, bu durumu görmüyor herhalde. Karanlıkta görmüyor. Öyle mi?
basit böyle. Bu kadar olayların içinde beni mi görecek diyor. E niye Allah diyor yaksın diyor böyle günah. Benim günahla niye meşgul olsun diye ilan isyan ederek İslam dairesine çıkar. Şeytanın ordusuna iltihak eder. Binaenaleyh amele muvaffak olamayanlar yese düşmemek için şu ayete müracaat etsinler diyor burada. Bunun sesini sen kapatamıyor musun sen? Kapat. Kapat gelmesin. Şimdi ikinci lemada şöyle geçiyor. Bu husus nasıl ki o Hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanına ilişmişler, öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar, bak günahlardan gelen yaralar, yaralardan hasıl olan vesveseler ve şüpheler. Vesvese de durup dururken gelmiyor. Vesvese, bak öyle söylüyor. Bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler. Yani günah, mesela içkiyi kaldırıyorsun, içki içiyorsun, harama bakıyorsun, bir eylemdir, bir enerji harcıyorsun, enerji. Şeytandan değil, o anda o enerji şeytan yaratılıyor. O enerjiden şeytan yaratılıyor. Yani şeytanımızı biz oluşturuyoruz. Yani bir eylem yapmıyor musun harama? Bakıyorsun, bakıyoruz, ediyoruz, küfrediyoruz, şunu bunu yapıyoruz. O yaparken harcadığımız enerji, ölü insan bunu yapamaz. Diri insan yapıyor. Bu hareket, bir enerji gerekiyor. Enerjinin kendisi şeytan oluyor. Vücudu oluyor yani. Tersi de, hayır bir şey yaptığımız zaman, o anda o enerji, elimi Kur'an'la kaldırma şu anda dersen dinliyorsun. Şu an bütün gücünü vermişsin. Gözünü, kulağını vermişsin. Şu anda enerji harcamıyor musun? Harcıyorsun. O melek yaratılıyor. Ruhani yaratılıyor diyor Üstad. Üstad 29 sözde geçiyor değil mi? Nardan, nurdan, zulmetten, rayyadan, manadan, kelamdan, saftan, suretten ruhaniler yaratılıyor. Menfisinde menfi. Mesela pis maddelerin kokusu da pis madde oluyor. Nardan, nurdan, zulmetten, rayyadan, sesten, saftan, nurdan. Allah hatta zulmetten bile ruhaniler yaratılıyor karanlıktan. O zaman vehim ve vesveseler, mesela namazda durduk bugün, yatsı namazında. Ben seyretmediğim video gelir mi bana? Seyretmemişim bir videoyu. Gelmez. Ne geliyorsa seyrettiğimiz geliyor ya. Seyretmediğim bir şey gelmiyor ki. Gelmiyor. Yaptığımız şeyler bizim şeytanımız oluyor. Şimdi ben okuyacağım yer şurası. Vesveseler, şüpheler, neuzu billah, mahali iman olan batını kalbe işleyip imanı zedeler. İman zedelenince nasıl anlarız? İmanın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhansine ilişip zikirde nefretkârâne uzaklaştırarak susturuyorlar. Mesela günah işleye işleye dil Kur'an okumayı istemez. İmanın diyor tercümanı olan lisanın zevk-i ruhusine ilişip ibadetlerden, zikirden nefretkârâne uzaklaştırıyor. Yani Kur'an alamıyorsun işte. Yani okusan şevk yok, tadı yok, tuzu yok. Sebebi günahlar kalbe işleyip siyahlandıra imanı zedeliyor. İman günahı zedeleyince kalbi ne oluyor? İmanın tercümanı olan lisanın, yani bu konuşmak. Şefk yok, ceylan yok. Bugün bir yukarıdan inerken ya birisi aradı. Abi niye böyle canlısın? Video seyretmedim de bugün ondan diyorum. Onun için canlı. Nasıl şefk bitmiyor? Bunlar senin elinde. Mutluluk böyle zar atılarak elde edilen bir şey değil ki. Seyretme video. Kur'an oku, Risale oku. Teneffüsünde de çık böyle tefekkür et. Dolaş. Bak nasıl canlı oluyorsun her saat. Tesadüf değil kardeşim bunlar. Namaza durdun. Seyretmediğin video nasıl gelecek? Bilmiyorum ki. Neyi vesvese verecek? Okudum kitaptan geliyor. Bu muydu bu? Vicdana buradan mı geliyor? Dimağa mı geçiyor? Ondan masadan kalktım onu okuyordum. Şimdi yatsı namazına o geldi.
Ya şuraya yazsaydı. O geliyor. Ben video seyretmedim ki. Niye vesvese geliyor? Seyrettiğimiz filmlerden geliyor. Seyredince ne olur? İmanın tercümanı olan lisan, o lisan alttan ceyran alamıyor. Alamayınca zevki ruhanisine erişip zikirden değil, nefretkârâne uzaklaştırarak susturuyorlar. Dil susuyor. Evet, günah kalbi işleyip siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Simalar niye sokakta farklı? Görmüyor musunuz ya? Ben mi görüyorum seni? Hepiniz görüyorsunuz. Niye o adamın suratı öyle ya? Kalp gözümüz açık değiliz. Ya kalpli şey Mehmet abi. Surat hep demeli. Sen suratına bak. Oradan bak yani. Mesela birisine denk gelmiştim gene. Çok sevdiğim birisiydi. Bu koronadan dolayı görmediğim bir zaman derslerden uzaklaşıyorum. Bir baktım hayret ediyorum. İki günden beri kafamdan çıkmıyor siması. Ya bu tesadüf değil ki kardeşim ya. Bir tanesi vardı böyle şaman kardeşim. Televizyonda programa çıkıyordu, çıkacaktı. Abi diyor makyaj yapmak erkek mi? Yani caiz midir dedi. Ne yapacaksın dedim abi. Abi dedi işte güzel gözükmek istiyorsan dedim. Teheccüd namazına kalk. Makyaja gerek yok. Nurhane olacaksın. He? İnan bana şaka demiyor. Teheccüd namazına kalk, nurhane kalk. Bugünlerde en fazla 5-6 saattir ya gündüz oruç tutabiliyorsun. Oruç borcu olanlar 5-6 saat ya. Borcunu de. O kadar kısa ki yüksek. 5-6 saat. Kaza namazını, dua namazını kıl. Akşam yatsı arasını evvabini kıl. Akşam yatsı arasını zikir. Bak makyaja gerek yok ya. Zevki ruhanisine ilişip zikirden nefretkârâne, zikir Kur'an okumaktan nefretkârâne uzaklaştırarak susturuyorlar. Onun için kitap okuyamıyoruz ya Risale-i Nur. Televizyonu kapat hadi bir 5-10 dakika bir şey okuyayım. Okuyamazsın. Zor. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Peki günah insanı kafir eder mi? Etmez. Ama her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Her bir günah içinde küfre gidecek yol var. Niye? Ya o yani o günah bu günah ya ne olsun canım ya. Ya bu kadarla da bir şey olmaz diye. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse. Yani Allah Resulü'nün tabiriyle aleyhissalatü vesselam günaha böyle hata yaptığımız zaman hemen bir hayırlı şey yapın ki umulur affedilirsiniz diyor. Hemen böyle düştüğün zaman iki rekat bari Allah için bir namaz kıl. Veya al Risale bir şey oku. Bak o günah istiğfar edilmeli. İstiğfar ile çabuk o günah imha edilmese kurt değil. Belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Devamlı geliyor. Ne kadar tövbe dahi etsen geliyor ikileri. Tık. İbre vuruyor oraya. Tık. İbre vuruyor oraya. Tık. Yani günahların bazen ummadığımız bir şekilde böyle geliyor, tamam mı? Otobüste, yolda, iş yerinde, çalışırken oluyor. Bir şekilde muhatap oluyoruz. Nefis fırsat ganimet kabul ediyor bunu, ha, biliyor musun? Diyor ki, tamam diyor, vazgeçersin, tövbe edersin. Bu fırsatı fırsat zannediyor. Aslında hakikaten fırsat. Ne fırsatı? Böyle bir günahta reddedebilme şansımız var yani. Kahraman olmaya şansımız var. Reddedebilme. Ama bir anda ummadığımız bir şekilde o günahı takip etmedik ama pat diye önümüze geldi. Gelince ganimet kabul ettiriyor. Bir de nerede bulacaksın bunu diyor. Düşüyor işte merak. Bir daha okuyayım burayı. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmese kurt değil belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Mesela utandıracak bir günah gizli işleyen bir adam başkasının ittilağından haberdar olmasından çok hicap ettiği zaman günah gizli işleyen adam başkasının duymasından hicap ediyor, utanıyor. Böyle bir zaman melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor.
yani günah hani bir acayip bir şey de insan eziyor. Bir de başkası duysa ne olacak, görse? O insana ağır geliyor. O insana ağır gelince bu sefer adam keşke görmese ama öteki tarafta melaikeler var. Melaikeler ve ruhanilerin vücudu ona ağır geliyor. Ya nereden oldu bu melaike ya? Gizledik insanlardan ama melaikelerden gizleyemiyorsun. Meleklere dair küçük bir emare ile onlar inkar etmek arzu eder. Keşke bu Allah melekleri olmasa. Günahından dolayı diyor. Böyle devam ediyor. Şimdi yeis dalaleti fikrin. Yani doğru düşünmemekten yeis olur. Sonra zulmeti kalp, kalbin kasavet bağlaması, zulmete düşmesi, ruh sıkıntısının menbaıdır. Kalp çalışmasa, zulmeti kalp. Kalp neyle çalışıyor? Ela bi zikrillahi tetmeyni kulub. Yani eylemle, ibadetlerle, zikirlerle, evratlarla kalp çalışıyor. Kalp çalışmasa ruh sıkıntısı oluyor. Ruh sıkıntısı, oh. Darlanıyorum. Demek ki kalp, zulmeti kalp. Yani evrat, eskar, fiil doğru yaşamamaktan geliyor. Ümitsizlik doğru düşünmemekten geliyor. Günahlar yapmak sıkıntıyı bastırmak için oluyor. Hocam bir numara söyle. 6. Hocam nerelisin sen? Çayeli misin? Hem de buraya düştün imamlığa ya. Recep Ali abi var, onun oğludur. Ha, bizim Recep Ali abi. Ha, vay be. Abdülhamid'in köylüsü. Ha, şimdi yaptım. Vay be, Recep Ali abi. Ha, ama camim neredesin? Uzakta mı? Salakada. Salakada demiştin, ha, baya var. Bak sana ne çıktım. 6 demiştin değil mi? Pirenin midesini tanzim eden, manzume-i şemsiye diye o tanzim etmiştir. Yani basit gibi gözüküyor ama Allah Kur'an'da sineğin kanadından bile misal veriyor ya. Şimdi pirenin midesini kim tanzim etmişse güneş sistemi de aynı ona benziyor. Aynı. Mesela gözü kim yapmışsa semaya da güneşi çakan odur. Güneş sistemi bilmeyen, güneş nasıl çalışıyor, nasıl böyle ışıkları veriyor, ziyayı veriyor, eşyada nasıl yansıyor, bu fiziği bilmeyen insana onun karşılığı olan göz yapabilir mi? Elmayı bilmeyen mideyi nasıl yapar? Mideyi biliyor, elmayı bilmiyor. Gözü bilmeyen renkleri nasıl boyar? İşte pirenin midesi de aynı güneş sistemine benziyormuş. Çok acayip. Yani pirenin midesi arasında güneş sistemi arasında tam bir uyumluluk mu var? Uyumluluk var. Hem aynı şeklin bakımından ufak değil, aynı güneş sistemi de böyleymiş. Ben merak ettim de o kesitini bakmıştım pirenin midesine. Hızır abi hatırına geldi Şaban Ali'ye. Değil mi Şaban Ali? Evet. Hızır abi ne demişti pire hakkında? Sen çok derdin. Sen çok büyük bir hocam dedi, sen bir şey sorun, ne sorarsanız sorun demişti değil mi Hızır abi? Adama nasıldı bir anlat hele. Büyük sorular sorun dedi, büyük sorular sorun dedi. Kim diyor bunu? Orada cemaattan bir tanesi. Oraya Hızır abi ziyarete gelen kişi. Büyük sorular sorun. Cemaatten mi diyor ki bana büyük sorular yani, sorun, büyük sorular. İşte bir tanesi de yine cemaatten bir tanesi demiş ki sana bir küçük bir soru soracağım. Yok yok büyük soru dedi. Küçük soracağım. Pirenin dedi, midesi dedi. Önünde mi arkasında? Dedi cevabını ver dedi. Ne dedi adam? Adam sustu da bir şey cevapları mı diyor. Yani enaniyet adamı ne kadar rezil ediyor. Yani bana büyük sorun, büyük sorun. Adam öyle, adam nereden aklına gelir? Pirenin diyor midesi önünde midir, arkasında mı? Hiç unutmuyorum ya. Hızır abi naklerde. Allah Allah. Ne adamdı ya Rabbi. Ne emeği var bize ya. Çok emeği var ya. Kıkkili. Mehmet abi. Sen abim söyle. Bir dahil, 111 dahil. 79. Zaman ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor. Rumuzu tavazu ediyor.
Nur, nar göründüğü gibi bazen şiddeti belagat dahi mübalağa görünür. Yani o hocamı atlamayayım, o şey yaparken kaçırdık. Burada ne anlatılmak isteniyor? Her şey, her şeylerle kadardır. Küçük şey, küçük değildir. Büyük resminin bütünselliğini taşıyor. Bir parçası bile değil. Pire, kainatın bir parçası değil. Kainatın bütünlüğü onda var. Niye? Şöyle düşünün. Allah'ın dışında 18 bin alemi makineye koyun. Bir makineye, hani meyve sıkaca oluyor ya, meyvenin suyunu alalım diye. Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Cennet, Cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, hepsini makineye koyun, özünü alalım. Özünü aldın, çıkan şey hayat. Yani 18 bin alemin hulasası hayat. Hayatı da makineye koyalım, özünü alalım, his ve şuur. His ve şuuru da makineye koy, özünü al, akıl. Şimdi pirede hayat var mı? Var. 18 bin alem onda. Çünkü kainatın bütün alemlerin hulasası hayat. Küçük bir şey değil. Burada diyor ki pirenin midesini kim yapmışsa güneş sisteminde o yapmıştır. Yani tümden varım, tüme varım var ya, küçük kiminse büyük de onun. Deniz kiminse içindekiler de onundur. Yani ufak bir şey değil. Psikoloji olarak uygularsak bunu, en ufak şeyler bütünselliği ifade ettiği gibi, mesela bir kelam basit gibi gözüküyor ama kişiden çıkıyor, iç aleminin aynasıdır. Onu dışarıya taşıyor. Mesela affedersiniz, idrar, gayta, doktor onu tahlil ediyor, içindeki hastalığı teşhis ediyor, tespit ediyor. Yani her şey, her şeylerle kadar, basit bir şey değil. Mesela pirenin midesiyle güneş sistemi, mesela uyguluyorum, basit bir film dahi gibi gözükürken masum, ama iç aleminde onu taşıyorsun. O film seyredince içeriye taşınıyor. İçeride aktif olacak. Menfi veya müsbet. Hasan hocam, kesavetten letufat fethel doğru bir meratip, alemi gaybın meratiplerini sayarken, yani böyle hayatı mı, en latif olan hayat mı oluyor? Yani hayat her şeyin şeyi. Mesela şöyle düşün. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Yani mevcuta, mahluk. Allah karar verdi. Bu karar vermesine irade. Plan, proje çizdi. İlim. Neyle yapacağım bunu da böyle? Yani sen inşaatçısın. Tam da bu kalıplar falan harç lazım değil mi? Yani çimento lazım, demir lazım. Hayat malzemesiyle yaptı. Taşı da toprağı da Allah hayat ile yarattı. Hayattan yarattı. Şöyle diyor bir daha. Allah'ın dışında Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Cennet, Cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Hayat, Şuur ne varsa hepsinin temel maddesi, harcı hayat. Hayatı da inceleştirirsen böyle daha öz alırsan, rafineri edersen hayatında özü, özün özü yani hayat özü, özün özü şuur ve his. O da insana var. Şuur ve hissinde özünün özünün özünü alırsak akıl. Ruh ise öz 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 değil. Bunların cevheri. Bunların patronu yani. Hayatın zatı ve cevheri yani. Öz değil. Müstakil bir zat ve cevher. Yani dolayısıyla Allah var iken şu taş, toprak, masa hiçbir şey yoktu. Niye? Ben çok bunun peşine düşmüştüm böyle ki. Allah bu taşı, toprağı, dereleri, dağları, yıldızları neyle yarattı ya? Yani Allah haşa mahluk değil, mahluku yarattı. Neresinden bunu çıkarttı? Taşı, toprağı Allah'ın neresinden yaratıldı? Hayattan yarattı. Hayatın meratibi beştir diyor ya, orada bize anlatılan. İşte 336 lemanlarda söylüyor benim şu anda söylediğim. Bütün kainatın hulasası, özü hayat. Hayatın bir gramı ile okyanusu da aynı. Allah için büyük küçük. Mesela şöyle düşün. Bir güneş düşün ki dağlara vuruyor. Zerreye vurmuyor. Yorulur ben ufak şeyi ya. Veya ufak şeylere güneşini vuruyor ama dağa vurmuyor. Niye vurmuyor? Yorulurum ben oraya vuramam ki ya. Küçük yerleri giremem der mi güneş? Güneş için dağ nasılsa zerre aynı değil mi? Ha dağa vurmuş, ha ufak bir cama vurmuş. Güneş için yorulmak var mı? Güneş için büyük küçük var mı?
Güneş için yorulmak var mı? Uzak yakın var mı? Yok. Sıra var mı? Ya bu memlekete çay elini vurdum ama pazara da sıra ile yapayım. Aynı zamanda Rize'ye de vuruyor, pazara da vuruyor, Ardeşen'e de vuruyor, dağlara vuruyor, denizlere vuruyor, her yere vuruyor. Bir anda farklı farklı çiçeğe de vuruyor. Biberi yeşil yapıyor, tekisi kavunu bilmem ne yapıyor, tatlı yapıyor. Bir de kainatın çekirdeği aslısı Nur Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yani her şey ondan mı yaratılmış oluyor? Mesela bu hayattan ilk önce bir cevher yaratıyor. Tamam. Plan yaptı ya, ilmiyle plan yaptı. Karar verdi, irade, hayat malzemesiyle kudret yaratacak. İlk önce sen inşaatçısın, yapmadan önce plan çizmiyor musun? Tabii ki. Çiziyorsun, herkes plan çizer. Şimdi ben bu derse oturmadan yürürken, yarım saat yürüyordum, daha fazla. Dün bir saat değil mi? Bir saat yürüdüm yani. Bir saat dağdan ana caddeye yürüdüm, bir saat. Planda böyle hem dersimi tefekkür ediyordum, hem kardeşlere hangi beraber mutal edeyim? Benim ilk önce ihtiyacım ne olabilir? Tek konu yapmayayım dedim, aşure olsun. Yani bir konu yaparsın, birisinin ilgisini çeker, birisini çekmez. O ilgisini çeker. Mesela dün ahiretin ispatı vardı. Pazarın bir köyünde. Daha önce işte psikoloji vardı. Dedim böyle her şey olsun. Ne olabilir? Hakikaten. Ben nasıl böyle bir plan çiziyorsam, Allah da Allah iken 18 bin alemi yaratacağım bir plan yapıyor. Plan. O planın adı, plan kendisi, Nur-u Muhammed. Nur-u Muhammed'i planın adı Şaban Ali kardeş, altını çiziyorum. O insan değil o. Muhammed ismi insan değil o. O planın adı. İnsan olma tarafı, baba olması, komutan olması, peygamber olması, mucize göstermesi Ahmet. Onun için 19. söze Risalet-i Ahmediye, 19. mektuba Mucizat-ı Ahmediye denmiş. Ahmet'in mucizeleri, Muhammed'in değil ya. O proje, onun için camide, mihrapta Allah ve Muhammed yazıyor. Muhammed de Allah, peygamberin ismi. Ahmet de, Mustafa da, Mahmut da desen, kaldırsan, Mustafa koysan olmuyor işte o. Allah'ın yanına Ahmet koysan olmuyor. Mustafa da koysan olmuyor, Beşir de koysan olmuyor, Tayyip de koysan olmuyor. Allah'ın ismi bunların. Nur ve peygamberin ismi. O da isim. Şimdi 19. mektuba. Sen mucizat-ı Muhammediye denmez o. Peygamber beşerdir. Sizin gibi beşer. İnsandır yani. O peki Muhammed neydi? Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah karar verdi. Böyle bir mahlukatı yaratacak. Plan yaptı. Plan. O planın adı Nur-u Muhammedi. Hakikati Muhammediye. Madem sordun o zaman uygulayayım. Ağacı uygulayayım. Bu ezber olmasın. Bu dershaneden çıktıktan sonra kafadan uçmasın. Recep Dursun. Şimdi bir ağaç düşün abi. Mesela Anusat'a giderken bir tane gülgen var orada. Çok azametli. Gördün mü abi? Ha. Bir tanesi mermi atmış gerçi tabii. Bugün çok kızdım ya inerken. Ulan bu ağaca mermi atılır mı ya? Allah'tan kork ya. Başka yer bulamadım dedim yani. Büyük bir ağaç değil mi böyle? Şimdi tamam abi böyle bir ağaçtayız. Onun kökündeki çekirdeğin adı Muhammed. Meyvesini düşün böyle. Ağaç çıktı. Ahmet. Yani tam çekirdek Nur-u Muhammedi. Ağacın sonucu Ahmet. Risalet-i Ahmedi. Bu ağacın görüntüsü Hakikat-ı Muhammediye. Hakikat-ı ama arka tarafı mahiyet-i Muhammediye. Hakikat, mahiyet. Görünüş, Hakikat-ı Muhammediye. Arka taraf, Hakikat-ı Muhammediye. Komplesini, komple ağaca şahsiyet-i Muhammediye deniliyor. Muhammed, ama bazen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Muhammed denmesinin sebebi beşeriyeti ve insanlığı kastedilmiyor. O plan ve proje kastediliyor. O tarafı demek. Evet ben Ahmet'im ama o ruhun da programını taşıyorum. O merkezi, mesela bizim kalpte nazargâh-ı ilahi. Müslümanın kalbine Allah'ın dışı melekler bile bakamaz. Allah bakıyor, kalpte Allah tayin ve teşahhus ediyor. Kalpte Allah var desen yanlış olmadığı gibi. Kalbimde yalnız Allah var. İşte
Ahmet Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi de, beşeriyeti de, insanlığı da Nur Muhammedi'den yaratılmış. O program, o plan kastedildiği zaman Muhammed deniliyor. Muhammed geçtiği zaman daha mahlukat yok. Program, proje diye düşüneceğiz. Şimdi bunu şey yaptık. 79 muydu abisinin? Evet. Evkıklı abinin 79. Zaman ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor. Niye gençleşiyor? Rumuzu tavazu ediyor. Nur, nar göründüğü gibi bazen şiddet-i belagat dahi mübala görünür. Mesela niye zaman geçtikçe Kur'an gençleşiyor da diğer şeyler ihtiyar oluyor? Mesela mecliste bir kanun çıksa, gittikçe kanun değişiyor. Hatta Dünya Sağlık Teşkilatı bir şey diyor ki, bunu sıcağa tutun diyor, sıcak şey yapın. 5-6 sene sonra yok yanlış oldu diyor, bu soğuk olması lazım. Yani hiç unutmuyorum 1981'de Çin devlet başkanı vardı. Hiç o sözünü unutamıyorum. Zhao Xing diye. O adam beyanatı vardı. Çok etkilendim ki ismini unutamadım ya. 80-81'de. Diyor ki 76 sene Mao'nun, 76 sene önce Mao'nun getirdiği doktrin, felsefeyle diyor, 1,5 milyar insanı idare edemeyiz. Cümle aynı onun. Biz batılaşmalıyız, medenileşmeliyiz dedi. 76 sene önceki Mao'nun felsefesiyle, ölçüleriyle idare edemeyiz. O zaman o ilgimi çekmişti. Kur'an işte tam tersine Rumuzu tavazu ediyor. Zaman ilerledikçe, ihtarlandıkça Kur'an gençleşiyor. Niye? Hükümlerine daha çok ihtiyacımız var. Örneğin Mekke'de Kur'an ortaya çıktığı zaman içkinin haramiyetine ne kadar ihtiyaç vardı? Şimdi bu toplumda, insanlık dünyasında Kur'an evet içki haramdır. Vallahi o zaman ihtiyaç vardı bu yasa. Şimdi ihtiyacımız yok denilebilir mi? Daha fazla. Şimdi eskiden adam öldürmek yani haram. O zaman ihtiyaç vardı böyle deme. Şimdi ihtiyaç yok. Eskiden riba, faiz o haram olabilirdi. Şimdi kaçınılmaz, mümkün değil diyebilir misin? Adam bak mücadele ediyor reis faizle. Bütün devletleri bitiren, aileleri söndüren, perişan eden, bizi köleleştiren, bankaya bizi köle yapan faiz. Bak çoğumuz belki bütün ömrü bankaya çalışıyoruz. Şart olmadığı halde ev kredisi aldın, araba kredisini bağladı. Hadi baba çalış canım çalış. 20 seneden beri bankaya çalışıyoruz ya. Zaman ihtiyarlandıkça Kur'an niye gençleşiyor? Hükümlerine daha çok muhtaç oluyoruz. Evet, şimdi daha çok muhtaçız. Hangi hüküm olursa olsun. Mesela eskide güven yoktu, vahşiydi. İki Müslüman ticaret yaptığı zaman akitleşmeye ihtiyaç vardı. Şimdi diyebilir misin ki yok artık birbirimize o kadar güveniyoruz ki akite gerek yok. Akitleşin diyor. Neresine bakarsan bak. Nereye bakarsan bak. Ya. Mesela eskide haramlık selamlığa ihtiyaç vardı. Şimdi yok canım. Bütün pislikler bundan çıkıyor. Kur'an, bak zaman ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor, ruhumuzu tavazzuh ediyor. Yani o 76 sene önce Mao'nun doktriniyle, felsefesiyle 1,5 milyar insan idare edemiyoruz. Yenileşmeliyiz, batılaşmalıyız diyor adam. Buna çünkü o onun getirdiği felsefeyle yönetilemez. Kur'an öyle değil işte. Bak hala bütün dünyayı küreselciler faizle canını alıyor. Öyle değil mi? Şu anda faizin ne kadar haram olduğunu ta bebeklere kadar hukuk noktasında onların seviyesini bile inmiyor. Onun hukukunu bile alıyorlar. Faizle borçlu doğuyor doğan çocuk. Faiz bak. Demek ki Kur'an'ın hükümleri şeyde geçiyor bu cümle. İnşallah bulurum. 25. sözde ben orayı kendi kitabımda Zhao Xing diye aynı yazdım biliyor musunuz? Tarihini de yazdım o beyanat verdikleri zaman. O kadar etkilenmiştim ki o adamın gazetede çıkan, ben o zaman okuyordum, sözünü buraya yapıştırdım.
şu sağ tarafta olacak. Bakayım neredeydi o? Ha. 407. Diyor ki beşerin, insanların asar ve kanunları, insanların eserleri ve kanunları beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor, tebdil ediliyor. İnsanlığın sanatı ve kanunları, beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor. Bak, beşerin işleri ve kanunları, meclis düşün. Kaç sene gidiyor meclisten çıkan kanun? Beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor, tebdil ediliyor. Yani yerine başkası geliyor. Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve rasittir ki, Kur'an'ın hükümleri o kadar sabit ve rasittir, o kadar sağlam ki, hakikate dayanıyor ki, asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Yani daha çok muhtacız. Mesela bir tane hükmü, vallahi şimdiye gerek yok ya. Şimdi gerek yok ki buna. Değil, tam tersine. Eskide biraz muhtaç idikse, şimdi batmanlarca muhtacız. Ne diyor? Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve rahsedilir, sağlamdır ki, değişmez ki, asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Evet, en ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asır hazır ve şu asrın ehli kitap insanları Kur'an'ın ya ehlel kitap, ya ehlel kitap, hitab-ı mürşidanesine ne kadar muhtaçtır. Ya. Çok şükür. Bazen de mesela bir şeyi fazla zikrediyor Kur'an. Niye zikrediyor, bazı şeyleri tekrar ediyor? Bunu 19. sözün sonunda söylüyor. O tekrar edilen tekrarat-ı Kur'an'ın birkaç tane sebebini söylüyor hocam. Yani Kur'an niye bazı şeyleri çok tekrar ediyor? Çünkü bir, lazım olur da camide, bir, insan ona çok muhtaç ve onu çabuk unutuyor. İnsanlık ona çok muhtaç olduğundan hemen hemen her surede onu zikrediyor. İnsan da unutkan olduğu için her surede onu hatırlatıyor. İnsan onu çabuk unutuyor ve ona çok muhtaç olduğu için. Onun için Kur'an bazı şeyleri, mesela ispat-ı sani, Allah'ın ispatı, ahiretin ispatı gibi şeyler. Ama bazen nur, nar göründüğü gibi. Mesela uzaktan baktığınız zaman ışık, sanki ateş gözüküyor. Bazen şiddeti belagat da mübala görünür. Mesela bir şeyi fazla durdu. Ya bu kadar mübala ediyor. Hayır. Değil yani. Çünkü belagat bunu iktiza ediyor. Belagat nedir? Muktezai âle, mutabık söz söylemek. Yani o ortamda onu yapmak, onu söylemek. O mübala değil. O ortam onu iktiza ediyor. Mesela bizim yükseldiğim köyde şimdi cenaze olsa bu ders olur mu? Olmaz ama. Orada cenazeyle alakalı değil mi? 20. Yani olmuyor. Demek ki o ortamda Kur'an'da bazı şeyleri böyle zikredip ikide bir önümüze konması, biraz nur, nar göründüğü gibi bazen şiddeti belagat da mübala gibi gözüküyor. Oysa muktezai hale mutabık olduğu için. Ahmet bir numara söyle abi. 88. Tamam. Ahmet, gerçi bunu sana bakmaz ama sen artık iş alemine şey yap. Bilmiyorum, herkesler satacak ama bilince. Lezaiş çağırdıkça, bunu al, bunu al, bunu da ye, bunu da, bunu da, bu da, bu da lazım. Yani tesadüf değil demek ki. Lezaiş çağırdıkça, lezzetler, telefon, araba, şu, bu, çağırdıkça sanki yedim demeli. Sanki yedim dustur yapan, sanki yedim namındaki bir mescidi yiyebilirdi, yemedi. Bir adam vardı, bir aşağı, İstanbul'da biliyor musunuz? Sanki Edim Camisi var. Sanki Edim Camisi. Nerede? Hocam Mustafa, Sümbül Efendi'ye yakın bir yerde. Evet, sanki Edim Camisi var. Niçin? Onun tarihi şeymiş, Süleyman Ağa. Adam canı üzüm istedi, parayı çıkartıyormuş. Bana onu oraya, üzümü aldım, hayal ettim, parayı verdim, üzümü hop, sanki yedim.
O yüzden parasını öteki cebe koymuş. Ne istemişse sanki yedim, sanki yedim. Öyle biriktirdiği parayla sanki yedim camisini yapmış. Ondan sonra şimdi lezzetler bizi çağırdıkça onu da al, bunu da al, bu da lazım, bu da lazım deyince oluyoruz. Yanlış oluyoruz. Sanki yedim demeli. Sanki yedim dersek tamam sanki benimdi. Ne olacaktı? Zaten eskiyecekti. Yemedi adam koca camiyi ortaya çıkarttı. Sanki yedim diyerek alemimizde bir alem inşa ediyoruz. Yani bir kere Allah'ın o sanatına değer veriyoruz. Yani dere meselesi değil bu Cenab-ı Hak için. Dere akıyor, onun başında dayıyorsanız iktisat da alın diyor. Yani derenin bitip bitmesi değil, kafamızdaki ona verdiğimiz değer bitiyor. Hürmetimiz azalıyor. Onu sıradan yapıyoruz, basitleştiriyoruz. Çok hikmetlerin bir tanesi. Niye yaptınız? Niye böyle alıyorsun? Gölün içine sokmuyorsun. Peygamberimiz öyle demiş diye. Ha, o suyun akması değil derdimiz. Kafamızda ona hürmet ve değer vermektir. Sen bir numara söyle. Hadi tutmadın mı? Sen bir numara söyle. 53. 53. Kaçırdın. Tut, duyuyor musun? Ben tutmamış mıydın? %90 duyuyorum. Peki %90. Bir numara tuttun mu 1'den 111'e kadar? Söylerim. Nedir o? Senin için sonra okuyacağım. Neydi? Söyle. 87 diyelim. 87. Ama şimdi düşündüm. Yaşını söyle. 87 yaşında mısın sen? 77. 77 ha, o zaman değil. 87'yi okuyorum o zaman. 87'ye izle kendini düşer. Ha, peki. Bir lokma 40 paraya, diğer bir lokma 10 kuruşa. Ağza girmeden ve boğazdan geçtikten sonra birdir. Birdirler. Yalnız birkaç saniye ağızdan bir fark var. Müfettiş ve kapıcı olan Kuvve-i Zayika'yı taltif ve memnun etmek için birden ona gitmek israfın en sefidir. Mesela hakikaten yedikten sonra baklava veya çorba hakikaten aşağıda vücut bakımından çorba belki o kelle paça diyelim değil mi? Yoğurt çorbası mesela. Hakikaten baklavadan daha faydalı. Çünkü tıpta da öyle söylüyor. Ustadım Asar Bey diye de geçiyor. Tatlıya nispeten acılar daha şifa olduğunu söylüyor. Acıların daha şifa olduğunu söylüyor. Bugün tıp işte kanserin birinci sebebi sıkıntı, ikinci sebebi şeker gösteriliyor değil mi? Şeker, yani tatlı. Şimdi yemeden önce baklava ile çorba eşit. Peynir değil mi Şaban Ali? Ustadın söylediğini söyleyeyim. Baklava ile peynir eşit. Elimizin dışında. Bir lezzet var mı? Yok. Elin dışında. Ağza al. Kaç saniye o ağızda durur? 5 saniye. Baklava ayrı. İndikten sonra gene eşit değil mi? Dışarıda baklava, peynir. Mide indikten sonra gene lezzet yok. Geçti gitti. Lezzet burada var. Buradan sonra yok. Şimdi burada yok. Burada da yok. İki yokluk arasında lezzet burada 5-10 saniye bir şey duruyor. Yani şu 5-10 saniye hatırı için ve şu anda 10 lira mıdır, 50 lira mıdır bir peynir? 60 lira. Baklava ise 150-200 bin lira. Kilosu. Değil mi? 250 lira. 25 lira da vardı. 25 lira. O artık şey yani. Öyle. Şimdi baklava ile peynir yemeden önce elimizde eşit, yedikten sonra da eşit, 5-10 saniye boğazdan geçecek. Şimdi 5-10 saniye hatır için bu kadardan bu kadaya geçmek israf değil mi ya? Üstad zaten bir yerde diyor ya, diye meşakkat veriyor. Aldın. Evet, hem de meşakkat da veriyor. Ya 53. Senin yaşın değil, Rize plakasını söyle. Rize plakası var. Peki. Hristiyanlar, Hristiyanın malı olmayan mehassini medeniyeti ona mal etmek ve İslamiyet'in düşmanı olan tedeni ona dost göstermek feleğin ters dönmesine delildir. Mesela terakki gavurlara alçalmayı veya geri kalma İslamiyet'i ne alakası var? Hep derdi, Zirab'in sözüdür. Bakayım hatırlayacak mısın Şaban Hanım? Bir tanesi geldi dedi ki, biz geri kaldık dedi falan. Ne kadar anlattıysa anlamadı adama. Dedi ki bak, delikanlı dedi.
köy muhtarından, köy muhtarından tut reis-i cumhura kadar hangi zihniyetin adamıysa, hangi zihniyeti taşıyorsa, hangi zihniyeti temsil ediyorsa, bu memleket terak etmişse mükafat o zihniyete aittir. Tedeni etmişse, terak etmemişse de suç da onundur dedi. Hem İslam'a düşman ol, hem Müslüman bilim insanlarını bu devletten kov, hem geri kaldıktan sonra da kovduklarına, dinine İslam bizi geri bıraktı diyoruz. Hem buna fırsat verme, başörtüsü bilmem nedir de, Müslümanlara fırsat verme, geri kal diyorsun, yiyorsun, içiriyorsun, yakıp yıkıyorsun. Ondan sonra niye geri kaldı? İslamiyet bizi geri bıraktı. Ulan İslamiyet'e fırsat vermedin ki sen. O zaman bu memleket terakki ettiyse ve tedeni etmişse de suçu, mükafatı kimidir? Köy muhtarı ile reis-i cumhur hangi zihniyette büyümüşse mükafat da onundur, ceza da onundur. Niye başkasına fatura kesiyorsun ki? Hiç alakası var mı İslamiyet? İshak bir numara söyle. 19. Oo, güzel bir sayı ama ben de merak ettim. Niye tekabül ediyor ya? Bir de canlı yayındakilere söyleyeceğim. Sesli şey yapacağız ama ona 19 okuyayım. Oo, 19 bayağı şey ya. Hem büyük. Kaç dakika oldu? Biraz iyi bir paragraf. 50 dakika. Ruh nedir diyor. Ruh. Ruh anlatıyor. Diyor ki, ruh bir kanun. Ben bir düz okuyayım. Sonra kulase edeceğim. Ruh bir kanunu zi vücudu haricidir. Bir namusu zi şuurdur. Sabit ve daim fıtri kanunlar gibi ruh dahi alem emirden sıfat iradeden gelmiş. Kudret ona vücud hissi giydirmiştir. Bir seyali latifeyi o cevhere sadef etmiştir. Mevcut ruh makul kanunun kardeşidir. İkisi hem daimi hem alem emirden gelmişlerdir. Şayet nevilerdeki kanunlara kudret ezeliye bir vücud harici giydirseydi ruh olurdu. Eğer ruh vücudu çıkarsa, şuuru başından indirse yine layımut bir kan olur. Şimdi uygulayayım. Ne demek? Ruh arkadaşlar, ruh taşıyoruz. Ruh nedir acaba? Diyor ki, dört tane özelliği var. Allah kendisinin dışında 18 bin alimi yarattı mı? Yarattı. Onun yazılımı, kanunu var. Kanunu, sistem. İlk önce bir kanun şeklinde yazılım kanuna dönüştürüldü. Nur-u Muhammedi'den sonra kanuna dönüştürdü. Nur-u Muhammedi kanundan da önce Allah kainatı yaratacağına karar verdi. O kararın adı Nur-u Muhammedi. Tamam? Sonra o bize doğru kanuna dönüştü. İşte ruh da böyle bir kanun. 18 bin alemin kanun hali bizde duruyor ruh. Ne özelliği var içinde? 4 tane özellik var. Ziyayattır, hayat sahibidir, şuur sahibidir, bütün kainata tecelli eden kanunların ucu buraya bağlıdır. Bütün kainatlarla alakalı, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, nasıl? Yani yerin altındaki madenlerden semadaki yıldızlara kadar insanı alakadar ediyor. Hava kapanınca canım sıkılıyor, yerin altındaki madenleri ilgilendiriyor. Demek ki bir kanun emridir. Bir de bütün alemlerin hulasasıdır. 18 bin alemin hulasasıdır. Kim? Ruh. Böyle bir şey. Bir daha söyleyeyim. Taşıdığımız ruh, Allah'ın dışında yaratılan bütün o arş, kürs, cennet, cehennem hepsinin programı, yazılımı, sistemi insanda hulasa olmuş. Bunun adı ruhtur. Tamam, bunu anladık. Şimdi mevcut yer çekimi kanunu, itme kanunu, ivme kanunu, bir sürü kanunlar var ya, o da o nevin sanki ruhu gibidir. Bizim ruhumuz Allah'ın dışında yaratılan bütün sistemin bizdeki özüdür. Bizde özdür. Yani kocaman çınar ağacını Allah çekirdeğe monta ettiği gibi 18 bin alemi bize kodladı. Neyle yaptı bunu? Madde değil bu, hayat değil. Program bu. Programı ruhtur. Maddesi nedir? Hayattır. Tamam. Oldu değil mi bu çabalar? Tamam. Sonra diyor ki, bu kainattaki yıldızların itme çekme kanunları var, günah sevap kanunları var. O da bu ruha benziyor. Ama kanunların vücudu yok. Mesela şöyle. Affetsin beni de.
Yani böyle bu düşüyor değil mi? Yer çekimi kanunu. Yani vücudu var mı? Yok. Öyle kabul etmişiz. İşte kainattaki kanunlar da o nevin ruhu gibidir. Ama vücut hanecisi yok. Ruhun vücut hanecisi var. Yani kudret taluk etmiş. Diyelim ne demek kudret taluk etmiş? Bir projeye, Şaban Ali senin misali vereyim. Önüne binanın projesi var. Kimse oraya kat diye para vermez. Hiç kimse de orada oturamaz. Yemek de yemez. Kağıt üzerinde proje yani. Bina projesi. Sen ona taluk edersen, sen onu vücut harici çıkarsan bina olur. Bina olunca binaya mahluk, o projeye ilmi proje denilir. Ruh ise o kainatın projesi bina olmuş bizde. Mahluk. Ruh da mahluk mu olur? Mahluk. Hatta biz ruhun arkasındayız. Benim gömleğim. Bak şimdi sen kimsin? Gir içeriye. Benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım almıyor. Benim ruhuma ağır geldi. Ha, ben nasıl ki gömlek değilim, gömleğe sahipleniyorum ya. Benim ruhum diyen ruh değil. Ruhun da arkasındasın sen. Peki benim diyen kim? O ene. Ben oluyorsun. Ya ama bu ruh sana verilmiş emaneten. Bütün kainatın kanunu sana verilmiş. Neyi seyretmeye, ne kârı var burada? Neyi seyretmek istiyorsun? Ahireti, ahiret nasıl bir yerdir? Cennet, cehennem nasıl bir yer? Arş, kürs, Cebrail, Mikail nasıl? Yani illi gidip de mi göreceksin? Yok, burada daha ölmeden giriyorsun içeriye. Ruhunda celali, buhrani, bunal, bunalım, depresyon falan şeylerle celal tarafını, ahiretteki cehennemi anlayabiliyorsun. Şey tarafı ise böyle cemali, cenneti tarafları, böyle surur, neşe, saadet. Yani Allah'ın dışında bütün alemleri bilmek için, nasıl bir şey yakinen görmek için gitmeye gerek yok. Ruhta seyrediyorsun. İçeri onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri, avamın diyor ahirette beklediği cenneti havas dünyada ruhunda yaşar diyor. Ona delil ne? Şu anda huzur yok mu? Ha işte, aha bak huzur. İşte ruh bütün o alemi gaybın, şeceri hilkatin haritası. Ne işime yarayacak? Şuur ile, idrak ile, izan ile, Kur'an'a muhatap olan akıl ile ruhunda dolaşıyorsun. Bütün alemleri. Cebrail'i mi görmek istiyorsun? Dimadır. Ve efendim İsrafil'i mi görmek istiyorsun? Kalp. Mikail'i mi görmek istiyorsun? Şuur. Tamam. Azrail'i mi görmek istiyorsun? Ruh. Yani dört melaikeydi kendinde şahit oluyorsun, seyrediyorsun. Yani oralara da gitmeye gerek yok. Bütün harita, bütün kainatın haritası bizde var. Neyi seyretmek istiyorsun? Mesela 8. sayfadan söyledim Kastamonu'da. Cehennemi görmek istiyorum. Celal ülkesi de panik, panik atak, depresyon, canım sıkıldı, buralı, intihar edeceğim, dayanamıyorum, yaşayamıyorum. Hayat işte bu celal, cehennemde haber veriyor. Cehennemin küçük modeli bu. Ama tam tersi, surur, neşe, saadet, uçuyorum, geçiyorum, oh bulutlar gibi böyle. Kainat sana musiki dairesi gibi. Mesela köyden iniyordum böyle bir saat sürdü. Acayip acayip şeyler yani. O kadar hoş ki yapraklar konuşuyor, yapraklar iniyor böyle, şeyler geliyor. Ne kadar hoş ya, kitap okud, çıktın, tevekkül ediyorsun. Bu da cennetten haber veriyor. Yaptın bir günah veya yaptın bir iş. Günah mıdır, sevap mıdır? Ahirette bu nasıl olacak? Acaba bu günah mıdır, sevap mı oldu? Diyor ki, vicdanına sor. Ahiretin yani haşir meydanının küçük provası ne? Kim insanda? Vicdan. Vicdan diyor ki, Şaban Ali bunu yapmayacak. Ya ben bunu yaptım başlar. O Ahmet Mehmet'e anlatırsın, Hasan'ı kandırsın ama vicdanı kandıramaz. Yani ahirette ne var ne yok, nasıl bir şey gezmek istiyorsan oralara gitmeye gerek yok. Zaten orası burada. Bir de vicdanı bozulmuş diyoruz. Tamamen tasarruf etmiş oluyor. Yok yani derecesi var. Bazıları kilitlenmiş oluyor. O bitiyor. Hatem Allah ala kulubu ve ala ve semi ilahir. O biten bir şey oluyor. Ama vicdanı mesela sekte olan var, topal olan var, yarım yamak var, can çekişiyor. Canlı olan var, kuvvetli olan var. Mesela ahirette Allah bana ne soracak? Bu amelimden sevap mı günah mı? İhlaslı mıyım değil miyim? Herkes kendi uyanık vicdanında görebilir bunu. Cevabını bulur. Herkes bulur. Ben ihlaslı mıyım değil miyim?
Bunu Allah için mi yaptım, desinler için mi? Herkes vicdanını bilir. Herkesi kandırırım ama ben kendimi kandıramam. Vicdan beni yer. Keşke var ya, keşke. Demeseydim, yapmasaydım. Gerçi tövbeyi Allah kabul ediyor ama vicdan gene rahatsız. Ya. Ahiretin hani şey, haşir meydanının küçük provası Ahmet. Şey, haşir meydan. Peki Sırat Köprüsü'nün küçük numunesine itikat, itikat ve ihlas. Birisi kıldan ince, birisi kılınçtan keskin. Birisi ihlaslı mı değil mi? Birisi bidat mı, itikat mı, iman mı? Kılıçtan keskin itikat. Kıldan ince bidatlar girmiş mi amelimize? Riya girmiş mi? O tan yani. Hem kısa, o Sırat Köprüsü kıldan ince. Ama Yunus Emre diyor ki, kıldan ince diyorlar diyor. Onun ruhundaki, bak şimdi ne kadar genişlemiş. Ya diyor, ben Sırat Köprüsü'ne gidip ev yapasım geliyor diyor. Onun da şey, arsa olmuş. Ama bizim gibi adamlara da kıldan ince olmuş. O da diyor ki, kıldan ince diyorlar diyor. Ya gidip de şurada bir ev yapasım geliyor diyor. Demek ki Sırat Köprüsü halden hale geçme zamanı bir içerik. Yani o bir sıfattır, vasıftır. Aynen öyle olacaktır. Ama onun küçük numunesi nedir? Bir, bidatlar, hurafeler, şirk, küfürden ne kadar bulaşırsan o kılıçtan keskin oluyor. Yani şirke, şirk itikat tarafı kılıç gibi keskindir böyle. Keser seni. Kıldan niye ince veya geniş veya dar? O amelimize ihlas var mı yok mu? Böyle. Onun için kıl gibidir o. Bazısına o cadde olur, bazısına kıl gibi ince olur. Yani desinler diye yaşar. Veya Allah için yapar. Allah için olursa o gibi olan kıldan ince Sırat Köprüsü genişleniyor. Başkası için yapmaya kalkarsa kıl gibi oluyor. Yani Sırat Köprüsü de burada. Sırat Köprüsü de burada. Hep burada. Mesela diyelim ki Cebrail'i görmek istiyorum. Cebrail, Ceberut, Ceberut alemin mümessili. Dima. Çaf etmiyor yani. Dima. Cebrail'in donmuş hali. İsrafil, kalbin ve hayatın donmuş hali, hayat. Kalpte taayyün ediyor, hayat. Hayatın mı mesili İsrafil? Mikail, şuur. Neyin için yapıyorsun? Ne kadar anlam yükledin? Anlam verdiğin kadar Mikailleşiyorsun. Mikail'e dönüşüyorsun. Mikail aktif oluyor aleminde. Şu farkındalığın kadar, şuurun kadar. Ruh böyle bir şey. Keşke tek başına bu ders olsaydı, güzel olurdu değil mi? Güzel gidiyordu. Harita, dolaşmak, ne dolaşıyor? Ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikati kendinde ara. Biraz ineyim bakayım ne diyor başka? Çabukça şey, saatim geldi ama bunu bitirmek için Mustafa. Sabit ve daim fıtri kanunlar gibi ruh da alem emirden, sıfat iradeden gelmiş. Kudret ona vücud hissi giydirmiştir. Şimdi ruh dedik ya, bütün o kainatın haritası insana gelmeden Allah ona elbiseler giydirmiş. Vücudu hissi, vücudu hayati, ona akıl elbisesi giydirmiş, duygu elbisesi giydirmiş, latifeler giydirmiş, hissiyatlar giydirmiş, ruha böyle elbiseler giydirmiş. Ne elbise diyeceksin ki Ahmet, bu Levetoğlu diyor ki nasıl elbise ruh? Bak mesela. Namaz sana bir elbise giydirmiş. Ben bak söyleyeyim. Siman, namaz gözüküyor. Eğli, sabah namazına kalkıp kalkmadığını görüyor. Kalk diyor, göz kalbin aynasıdır. Al sana elbise. Namaz sana bak nasıl elbise giydirmiş. Mesela sırf Kur'an okuyanın suratı nurlu olur. Ama tefekkür edenin siması pembe olur. İşte şunu yap, neyse vesvese olmasın diye, şurası şu olan, şurası bu olan, şudur şudur. Bak, ruhun dışa vuruşu, bak sana namaz, oruç, zekatı vermeyenin şurasının şu eksik olur. Verenin şurasına şu olur. Bak elbise nasıl giydirmiş. Elbise bunlar. Hatta iman bile elbise. Ruha giydirirsen diyor, ahiretteki o cehennem yakmıyor. İman, ruhunuza diyor, iman libasını giydiriniz diyor.
Ahiretteki cehennem yakmasın diye 20. sözde söylüyor. Bir de seali latife ve cevher sadef etmiştir. Şu, Allah'ın dışında 18 bin alemin projesi vardı ya Şaban'ın. O karar vermesi, Nur-u Muhammed'i proje, o plan proje. Allah ona zihayat, zişur, kanunem, vücud hariç, dört özellik verdi neyse. Sonra bu bedene uygun değil, alem-i şehadet uygun değil. Bir bedeni misali, bir glaf-i latifi buna folya. Folya diyoruz ya buzdolabına. Hani yemekleri kaplıyoruz onunla. İşte bu dört tane vasfı bu bedene, alem-i şehadete uygun olsun diye folye sarıyoruz ya, ince naylon. Ondan sonra buraya koydu. İşte o folye, yani o naylonun adı bedeni misali oluyor. Glaf-i latif. Glaf-i latif bedeni misali. Uzundur ondan. Ama böyle bir elbise sardı Ahmet Sami. Sonra getirdi, vücuduna koydu. Sen de Ahmet Sami oldun. O manaya göre ruhun şekil alıyor. Herkesin gözü aynı yerde, burnu aynı yerde, ağzı. Niye için herkesin siması değişik? Ruhu değişik olduğu için. Nerede söylüyor? Dördüncü şuada bunu söylüyor. Ruha göre ruh beden şekil alıyor. Bakıyorsun, olan vallahi bu doğru söylüyor ama vallahi bu adamın gözü en gerekli hani gibi sokuyor adamı ya. Vallahi bunun gözleri hiç sarmadı bana. E doğru söylüyor. Vallahi doğru söylüyor ama güvenim olmadı ya. Vallahi ısınamadım. Ya bende problem var ya ondan. Diyoruz ya. İşte bu ruhtan geliyor. O kadar harika ki. Ama sakın, tavsiyem canlı yayında olan ve size de söylüyorum. Ya ben ruhun alameti olan, şurası şu olan, saçı böyle olan, boyu şu olan, sakın bu ilimle meşgul olmayın. Sakın ha. Yani ben bunun belasını gördüm. Çok çok sonradan Cenab-ı Hak dua ettim. Ya Rab benden al diye çok rahat ettim. Yoksa girenlerin tipine, boyuna, saçına, şeyine, mimiklerine bakarak adamın %90 ne oldu? Ondan sonra ders yapamıyorsun ona. O İbrahim Hakkı Hazretleri marifetten... Sakın onu okumayın. Uğraşmış zaten. Evet, sakın o şey yapmayın. Yani okumayın. Zarar edersiniz. Psikolojiniz bozulur. Bakarsın ki adam, adam gibi adam ama değil adam. Yani. Acayip bir şey. Bu sefer ne ona sohbeti yapabilirsin, ne yakınlık hissedebiliyorsun, ne dostu kurabiliyorsun, ne onu düzelmesine gayret edebiliyorsun. Bakıyorsun Cenab-ı Hakk'ı adam gelmiş. E şimdi geldi anlatana dersin. Sakın ha. Hiç meşgul olma. Risale'nin meşgul ol yeter. Sonra mevcut ruh makul kanunun kardeşidir. İkisi hem daim hem alem emirden gelmişlerdir. Ondan sonra gidelim. Aslında uzundu. Biz çok uzattık. Canlı yayındaki ses var mı şey? Yok. Ses yok. Sesi aç. Sormak isteyen varsa belki keşke şunu sorsaydık diyecek oluyoruz. Çünkü sonra sitem ediyorlar. Ben burada dersim bitti ama bir de onlara bir soru sorayım. Aç, açtın mı? Arkadaşlar, sorusu olan var mı? Yok. İkini okuyabilir misiniz? Abi ikini. İki. Bu niye çıkmıyor? İki. Tamam. Dur, ikiyi okuyayım. Özbekistan'dan olduğun için sen ikisini okuyayım. Özbekistan'dan şey yapıyor. İki. Bilerek mi yaptın? Evet. Azametli bahtsız bir kıtanın, şanlı talihsiz bir devletin, değerli sahipsiz bir kavmin reçetesi İttihad-ı İslam'dır. Azametli bahtsız bir kıta Asya. Asya deyince bu bizim coğrafyada bilinen Asya değil, İslam memleketinin bulunduğu coğrafya. Tunus'tan Özbekistan'a kadar, Doğu Türkistan, İran, Irak, Afganistan, bu Şam-ı Şerif kıtası derler. Onun için sordun burayı sen. Şam-ı Şerif denince Suriye'deki Şam değil. Peygamberimizin hadislerinde geçiyor Şam-ı Şerif, Şam. Yani Şam-ı Şerif, şerefli belde yani. Bu İslam coğrafyasının olduğu yer azametli, batsız bir kıta. Şam-ı Şerif. Şanlı, talihsiz bir devlet. Osmanlı. Değerli, sahipsiz bir kavim.
Kürt milleti, Kürt. Nereden söylüyorsun değerli sahipsiz olduğu için? Birinci şu anda diyor ki, alimleri öldürülmüş ve bir kısım alimleri öldürülmüş ve şehit edilmiş Kürt milletin. Birinci şu anda geçiyor. Kürt milleti sahipsiz kalmış. Mesela Trakya, dinden uzak deniliyor değil mi? Soğuk Trakya milleti. Sebebi neymiş? O Batı'ya karşı, Çanakkale'ye karşı o savaşta en çok onlar erkeklerini vermiş. Yani şehit olmuş. İnsanları hep şehit olmuş. Şehit olunca sahipsiz olmuş. Avrupa'nın, Batı'nın rüzgarı yeni çocuklarına etkilemiş. Onun için uleması, alimleri yok olduğu için bu haldeler. Kürt milleti niye değerli sahipsiz? Değerli Eyüp Ensari gibi değil, neydi? Selahattin Eyyubi mesela gibi. Değerli ama sahipsiz. Nereden çıkarıyorum? Birinci şuada geçiyor. Kürt milletinin alimleri, uleması şehit edilmiş. Mesela Tunceli'nin adı neydi? Dersim. Dersim. Komple şehir yok edilmiş. Kim yaşıyordu? Biliyor musunuz? Peygamber aleyhissalatü vesselam seyitleriydi. Osmanlı oraya bir şehir yaptı onlara. Tamamen seyitti. Allah Resulü'nün neslinden geliyordu. Ali'den geliyordu. Alicilerdi. Tamamen o ve o şehir tamamen yok edildi. Sonra Dersim unutulsun diye Tunceli dermiş. Şimdi birinci şuada geçiyor. Birinci şuada Kürt milletinin alimleri, uleması, hocaları şehit edilmiş. Değerli fakat sahipsiz bir kavim. Peki ne olacak? Bu 72 tane milleti cem eden Şam-ı Şerif kıtasındaki bu Şam-ı Şerif azametli çok büyük kıta, yani İslam coğrafyası, fakat bahtsız. Bahtı işte böyle oldu. Ama inşallah terse dönecek. Talihsiz bir devleti var. Osmanlı birleştirmeye çalıştı. Peki tekrar nasıl olacak? Tekrar eski haline nasıl gelecek? İttihad-ı İslam'la olacak. İttiba Kur'an değil. İttihad-ı İslam olacak. Peki ilk önce ne olacak? Ben bu yeni Türkiye Cumhuriyetlerle Asya şurası başlamadan önce buna ait bir dersim var mesela. Bilen biliyor. İttihad-ı İslam denilince Araplarla, Tunus'la, efendim Cezayir'le, Suriye'yle, efendim Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle değil yani. İlk önce İttihad-ı İslam olmadan önce Asya'nın geleceğini parlak görüyorum diyor ustadımız. Bahtını güzel görüyorum. İlk önce Asya şurası olacak diyor. Asya şurası Çin'de dahil, Hindistan'dakiler de dahil. Malezya, Bangladeş, Pakistan, Afganistan, Türkiye Cumhuriyetler böyle ilk önce İttihad-ı İslam'dan önce İttihad-ı İslam'ın çekildiğini bunlar oluşturacak. Bunu ustad haber veriyor. İttihad-ı İslam deyince Avrupa ve Amerika'nın kafir kısmı, Amerika'da ikidir, Avrupa'da ikidir, kafir kısmı İttihad-ı İslam olmasın diye bütün güçlerini Arap dünyasına harcadılar. Hep böyle başlarını oraya, ama Asya'yı ihmal ettiler. Oradan zaten İttihad-ı İslam olmazdı, İslam Birliği olmasın diye. Oraya bütün güçlerini verdiler ama Türkiye onlardan önce, ilk önce Asya şurasına kuvvet verdi. Hindistan, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, oraların çekirdeğini oluşturdu. Alem İslam'ın çekirdeğini oluşturdu ki Afganistan hakkında birkaç tane hadis var. Onlar Mehdi'nin askerleridir diyor. Talikan'a yazık oldu diyor. Talikan. Taliban demek ehli sünnet demektir. El-Kaide'yi Amerika'nın kurduğu bir teşkilatı bununla bulaştırmaya çalışıyor. Taliban'la El-Kaide farklıdır. El-Kaide Amerika'nın kurduğu YPG gibi bir örgütüdür. Fakat Taliban talebe demektir. Pakistan'la Afganistan arasında binlerce medrese var. Medrese binlerce. Onların kurduğu bir harekettir. Ehl-i sünnettir yani. El-Kaide'yle hiç uzaktan yakın alakası yok. Yani YPG, PKK vesaire nasıl Amerika kurdu?
oradaki de Taliban'la bulaşsın diye El-Kaide'yi kendisi kurdu. El-Kaide ile Taliban'ı karıştırma. Taliban ehli sünnettir. Onun için böyle zulüme uğramış. İşte onlar ilk önce yazık oldu diyor. Talikan'a yazık oldu diyor. Ama onlar orada diyor Allah'ın işte hazineleri vesaireleri var. Onlar Mehdi'nin diyor hizmetçileridirler diyor falan, ne yapacak? Uzun o. Sorduğun için söylüyorum. Şey sordu. O Afganistan'dan İran'a doğru gelecekler. Fetihleri onlar muvaffak olacak. İran'ı orada Fars'ı bitirecek. Afganistan Fars'ı bitirecek. Türkiye'ye doğru gelecek. Türkiye Cumhuriyetlerindeki intiba etmiş o Ali kuvvet de Türkiye Cumhuriyetlerden fetihleri muvaffak olacak. Abileri olan Türkiye'de birleşip ondan sonra alem İslam'a doğru fetih yapacaklar. Şey yapacak. Allah'ın izniyle İttihad-ı İslam yapacaklar. Bu şahide de bu zamanda en büyük farzayın İttihad-ı İslam'dır. Evet. Yani en büyük farzayın İttihad-ı İslam'dır. Ama yukarıda birincisi neydi? Mariz bir asrın. Hasta bir unsurun, Ali bir uzunun reçetesi ittiba Kur'an'dır. Burada İttihad-ı İslam dedi. İkincisi o. Özbekistan'daki o kardeş bu soruyu sormasın, bilerek soruyor. Evet. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Türkiye, Azerbaycan, Malezya, Pakistan, Hindistan. Hindistan'da neredeyse üçte bir Hindistan nüfusu Müslümandır. Çin 40 milyon gösteriyor Doğu Türkistan ama 120 milyon Doğu Türkistan var. 300 milyon Doğu Türkistan'ın dışında Çin'de Müslüman var. Çin'in yerli halkı. 300 milyon Çinli Müslüman. Yani bunlar hepsi bir hareket işte. Şuurlanıyor. Evet, televizyonların, videoların şeyi var ama kötülüğü bir de bunların böyle şuurlanmasına vesile oluyor. Şu anda herkes her şeyi biliyor. Hasan Hocam Mısır İngiliz Mektebi'nde yetişen bir talebesiydi. İslam'ın evet. Bir talebesi var mı? Ne demek istiyor? Şimdi ona ait Celal ders yapmıştık. Mısır diyor, İngiliz Mektebi İdadiyesi'nde ders görüyor diyor. Siyaset dersini alıyor. Siyaseti becerememişti. Siyaset dersini alıyor. İşte diyor Türkistan diyor, Türkmenistan şeyi Rusya'da Rus Mektebi Harbiyesi'nde talim görüyor. Yani o devletler Rusya'ya karşı maddi cihat, Mektebi Harbiyesi, İngilizlerden Mısır'ın kurtulması siyasetle olacak diyor. Tamam. Usta onu şey yapıyor. Ona bir ders yapmıştık. Nereye gidiyoruz işte bilmiyorum o dersin adı nasıldı Furkan. O şey var. Asya Şurası diye bir ders var. Orada bunlar anlatılıyor. Yani Mısır savaşta değil, İngiliz Mektebi İdadiyesi'nde yani siyasetle. Mesela şu anda bütün fitnelerin kaynağı İngiliz'dir ama hiç İngiliz'i ortada yok. Amerikan zannediyoruz, İsrail zannediyoruz. Hepsi arkasında İngiliz var. İngiliz yapıyor. İngiliz siyaseti. İngiliz'i. Çünkü İngilizler İslam'ın ezeli düşmanıdır. Ama İngiltere'de ikidir, Avrupa'da ikidir, Amerika'da ikidir, ben de ikiyim. Bir hak, bir batıl tarafı. Sömürü düzeninin merkezi İngiltere, sefahatta Fransa. Fransa. Siz yani sömürü derken böyle ifsat komitesi var ya böyle, siyasi ifsat İngiltere. Sefahat, ahlak bozma merkezi de Fransa, Paris. Usta söylüyor, locaları diyor. Peki, daha sormuyorum çünkü kapatayım. Buradakiler de isyan edecek. Ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat. Allah razı olsun. Amin.